Şeytanı racim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Mirac-ı Nebevi hakkındadır. Mirac-ı Nebevi ile bu akşam değildir ama burada bir Burak'tan bahsediyor. Bu akşam Burak'tan bahsedeceğim. Burak. Dersimizin konusu Burak. Cennetten getirilen Burak'a dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى اِنْدَ عِنْدَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى اِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوَى اِذْ يَعْشَى سِدْرَةَ مَا يَعْشَى مَا زَغَى الْبَصَرُ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَاءَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى رَاءَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Şimdi sayfa 303 Mektubat. Mevlid-i Nebevi'nin miraciye kısmında 5 nükteyi beyan edeceğiz. Birinci nükte, cennetten getirilen Burak'a dairdir. Mevlüt yazan Süleyman Efendi hazin bir aşk macerasını beyan ediyor. O zat ehli velayet olduğu ve rivayete bina ettiği için elbette bir hakikati o surette ifade ediyor. Şimdi ben metini okuyacağım. Sonra Burak'a dair simgeselliği. Burak simgedir, semboldür. Çok önemli ama. Burak'a binmek. Bakalım bizim Burak'ımız ne? Hakikat şu olmak gerektir ki Alem-i Beka'nın mahlukları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ile pek alakadardırlar. Çünkü onun getirdiği nur ile iledir ki cennet ve dar-ı ahiret cin ve ins ile şenlenecek. Eğer o olmasaydı o saadet ebedi olmazdı. Ve cennetin her nevi mahlukatından istifadeye müstahit olan cin ve ins cenneti şenlendirmeyeceklerdi. Bir cihette sahipsiz virane kalacaktı. 24. sözün 4. dalında beyan edildiği gibi nasıl ki bülbülün güle karşı dasitani aşkı tayfe-i hayvanatın tayfe-i nebatata derece aşkı bağlı olan ihtiyacat-ı şedide-i aşk-ı maneyi rahmet hazinesinden gelen ve hayvanatın erzakını taşıyan kafile-i nebata karşı ilan etmek için bir hatib-i rabbani olarak başta bülbül-ü gül ve her neviden bir nevi bülbül intihap edilmiş her nevden yani gül ile bülbül arasını düşünün. Tamam? Gül bülbül. Aynı bunun gibi her nevden her mahlukattan bir nevi bülbül intihap edilmiş. Ve onların nagamatı dahi nebatatın en güzellerinin başlarında hoş Ahmedi nevinden tesbihkarane bir hüsnü istikbaldır, bir alkışlamadır. Yani bülbülün güle karşı o durumunu düşünün. Nasıl üzerine zikrediyor vesaire, coşuyor, coşturuyor. Her bir nevde bir gül gibi onun da bir bülbülü var. Aynen bunun gibi son metin sebebi hilkat eflak. Eflakın yaratılmasındaki sebep
ve vesile-i saadet-i dâreyn, dünya ve ahiret saadetine vesile ve Habib-i Rabbül Alemin olan Zat-ı Muhammedi Arabi aleyhissalatu vesselama karşı, nasıl ki melaike nevinden Hazreti Cebrail aleyhisselam kemali muhabbetle hizmetkarlık ediyor, hizmetkarlık ediyor, melaikelerin Hazreti Adem aleyhisselama inkiyat ve itaatını, bak bir de okuyayım, melaikelerin Hazreti Adem aleyhisselama inkiyat ve itaatını ve sırrı sucudunu gösteriyor. Bak, melekler Adem'e secde sırdır. Bizim bildiğimiz secde değil. Onu daha önce biraz girmiştik. Allah kendisinden hariç hiçbir şeye secde ettirmez. Şirktir. Orada secde denmiyor. Sırrı sucud. Yani çok önemli olduğu için, gerçi konumuzun dışında ama çok soruluyor. Arkadaşlar şu ufaltıyorum, ne olur şeye bakın. Bak. Nur-u Muhammedi bu. Görüyor musunuz? Çok lazım ha size. Adem'e secde etmesi şirk değil mi? Vahabiler diyor. Secde etmesi. Bu ne demektir? Toprağa secde etmiyor musun? Toprağa secde ediyorsun. Allah'a secde ediyorduk. Şimdi toprak çıktı karşımıza. Bu tür soruların cevabıdır. Onun için çok önemli. Şimdi bu Nur Muhammed'i bu var iken hiçbir şey yoktu. Sonra bize ruh takıldı. Arş-ı Azam. Sonra bize akıl takıldı. Lef-i Mahfuz. Sonra bize kalp takıldı. Arş. Sonra bize cennet ve cehennemin nümuneleri kondu. Celal ve Cemal tecellisi. Sonra Lef-i Mahfuz'un daireleri var. İlim daireleri. O takıldı. Ne olduğunu içerisini bak yazıyor. Sonra bir şey anlatacağım. Ta oraya geliyorum. Hayatın mertebesi inceleşmiş. Hep hayat vardı. Hayatın daire-i hayat seviyesi takıldı. Sonra şurası çok önemli. Beşeriyet takıldı. Şöyle yapayım daha gözü. Beşeriyet takıldı. Beşeriyet demek, oraya kadar beşeriyet yok. İnsan, bab-ı insaniyet oraya kadar. Bizim bildiğimiz insan bu. Yani nefis burada takılmış. Bundan önce olduğu için nefis olmadığından Adem demek, varlık demek, bütün Esma-i Hüsna'nın hulasası demektir. En cami ayna demektir. Soruyorum size. Allah'ın en cami aynası nur mudur? Hava mıdır? Su mudur? Toprak mıdır? Topraktır. Ne kadar kesifse o kadar camidir. Tamam? Sahip de toprak olmalı. Yani toprakta beşeriyet, yani nefis olmadığı için Esma'nın en kesif tecellisidir. Ne demek? Denilirse buz, sonra su, sonra haşikyo, sonra enerji, sonra esir, sonra maddi hayat, sonra aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammedi. Yani bu sıra. Yani buz. Bu zaman su değil midir? Sudur. Yani
toprak ama Esma-i Hüsna'nın en kesif tecellisini demek istiyorum. Cismaniyet. Cismaniyet. Esma'nın yani kökten en uzağa olana meyve denilir. Meyve de en camidir. Yani baştan beri içine alandır. Baştan beri. Yaprak en son olmadığı için en baştan beri içine almaz. Şöyle diyeyim. Şuradan bir şey başladı. Şurada bitti. En son burada bittiyse buradaki her şey bunu içine alır. Ama buradaki buraları alır. Cismaniyet kadar harika bir aynadarlık yoktur. Onun için cennet de cismanidir ama atom değil. İşte Adem'e secde et denmesi kim? Meleklerin. Demek olan sırrı sucud. Bütün nevi ve müekkel olan yani meleklerin müekkel olduğu varlık insana itaat edecek demektir. Adem'den beşeriyet yok ki şirk olsun. Adem'in yani yokluğun vücut almış hali. Esma-i Hüsna bütünlüğü demektir. Bir noktadaki tecellisi. Allah kainatı yarattı, yani ağacı yarattı. Ağacı bir noktada görmek istedi. O noktada çekirdek. Adem o çekirdek. Ağacın bütünlüğü. Yani beşeriyet yok. Beşeriyet kürste takılınca insan oldu. İnsanla insaniyet ayrı bir şeydir. Şecere-i hilkat insaniyettir. Hatta 11. Hakikatta bab-ı insaniyet diyor. Yani insaniyet kapıdır, insan girendir. Beşeriyet buraya takılmış. Bunu izah etmek ihtiyacını duydum. Konumuz bu değil, geçeceğim. Bir de okuyayım. Hazreti Cebrail aleyhisselam kemal-i muhabbetle hizmetkarlık ediyor. Melaikelerin Hazreti Adem aleyhisselama inkiyat ve itaatını ve sırrı sucudunu gösteriyor. Öyle de ehli cennetin hatta cennetin hayvanat kısmı dahi cennetin hayvanat kısmının dahi o zata karşı alakaları bindiği Burak'ın hissiyatı aşıknamesiyle ifade edilmiştir. Bak, gül vardı, bülbül vardı. Varlık gül. Onun karşılığı onu ortaya çıkaran manalandıran bülbül. Şimdi cennetin simgeselliği Burak'tır. İşte Burak ne demektir diye şimdi ona başlıyoruz. Burak. Peki Burak'la refref arasındaki farkı şey yapabildik mi? Ha bir dakika. Burak nereye kadardır? Arşa kadar. Ha. Sen burada mısın? Kamera arkasındasın. Evet, şimdi senle kozumuzu paylaşacağız. Nereye kadar? Arşaya kadar. Peki, bu akşam gelmenin şeyi, bak arşı göstermem lazım. Şöyle yapayım ki çabuk çıkayım. Evet arkadaşlar, arş bu. Arş. Buraya kadar Allah Resulü cennet de dahil Burak'la gelmiş. Mouse'u görüyor musunuz elimi? Evet. Mouse. Buraya kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam şu Sidret-i Muntaha'ya kadar Burak'la gelmiş. Ondan sonra neyle gelmiş İrfan? Gitmiş. Refrefle. Refrefle. Nereden gitmiş? Buradan. Nereye kadar? Aşağıdan kadar. Bak arkadaşlar. Ufaltıyorum ki çabuk olsun. Şuradan, şu mouse'un olduğu yerden şuraya kadar bak şuradan özür dilerim. Şu arş da dahil. Arş da dahil Burak'la gitmiş. Bu. Tamam. İyi bakıyor musunuz? Çok önemli bir şey olacak şimdi. Sıratın mutlaka değil mi? Yok. Değil. O neyin sınırıydı?
O cennetin hududu son. Sidre. Sidreti muta ta kalsi kabu kavsene kadar diyor. Cebrail'in dediği neydi? O geçemem. Ha şurası. Cebrail'in şurasını geçemem dedi. Lef-i mahfuz. Yanarım dedi. Yanarım dedi. Çünkü ateş zaten görüyorsunuz. Allah Resulü de şuraya kadar geldi. Kabu kavsen. Şu görüyor musunuz? Şurasına imkan yaratılmış. Şuraya vücub alemi. Vücub alemi, Allah'lık alemi anlamak için. Bak şu B'den şu mouse'u görüyorsunuz. Bak bunun hakkında ezeli ve ebedi bilgimiz olmayacak. Mahiyeti zati hakkında. Hiç. Yani bu ne olduğunu bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif bize şuradan bahsediyor ve buradan aşağıya. Şu. Şuradan haber veriyor. Biraz insanda nümuneleri var. Şunun hakkında hiçbir bilgi yoktur, olmayacaktır. Biz Allah hakkında ne konuşuyorsak şuradan konuşuyoruz. Yani oradan haber vermiyor mu? Oradan haber veriyoruz ama bilinmiyor bir şey. O da bilinmeyecek. Bilinmeyecek. Neden bilinmeyecek? Çünkü onun için şöyle diyor. Her şeyin bir sırrı vardır diyor Allah Celle Celaluhu hadisi kutsinde. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. Sen Allah'ı nasıl sırsa Allah senin, o da sen de onun için. İnsanda başka bir şey var. Peygamber Efendimiz biliyor mu peki? Yok. O da biliyor. On bilmeyecek. Yalnız Peygamber Aleyhisselam nurunu biliyor. Nurun içerisini biliyor, bilinmiyor. Bilinmiyor. Şöyle bir misal vereyim size de. Elmanın ibadeti nedir elma ağacı? Meyve vermek değil mi? Meyve vermeyen ağaç sobaya. Sığırın ibadeti otu ete dönüştürmek değil mi? Dünyanın ibadeti dönmesi. Kısaca mevcudatın ibadetinin neticesi insana hizmet etmektir. O zaman insan kimdir? Anladım Levent. Çok zor da. Bak, mevcudatın ibadeti insan hizmet olarak alıyor. Yani birilerinin ibadeti benim hizmetim oluyor. Bana hizmet ediliyor. O zaman ben kimim? Sabit diyor ama. Yani ya. Rütbesi var. Rütbesi var. Sabit. Şimdi girmeyelim. O zaman insanda da bilmediğimiz şeyler var abi. Bilinmeyecek ki. O dedik ya. Nur-u Muhammed'e kadar biliyoruz. Ondan sonra bilmiyoruz ki. Bin. Sır. Allah diyor ki insan benim sırrımdır diyor. Sen daha ilerisi var. Bunları duymadan öl. Doğru. Duymadan öl. Peki duymak ne oluyor? Cennette İsa Aleyhisselam'ın İncil'i %70'i tahrif olmuş. Ben Gazali'den okumuştum galiba. İlmi kelam alimleri. Diyor ki İncil'in %51'i tahrif olmuş. Aslında çıkmış. Brezilya'nın şeyi, papazların başı ne diyorlar ona? Kardinal. Brezilya'nın kardinal Müslüman oldu da hayır diyor. %51 değil, %70'i tahrif olmuş. Çünkü İncil'i çok iyi biliyor. Bilmiyorum diğerleri. Bu böyle diyor. Neyse. Orada şöyle geçiyor. Bozuldu halde. İyi dinle yani bu dersi. Bunu duydu ne oldu? İsteyene verilecektir. Kim istiyor? Verene, verilene verilecektir. Dünyada isteyene verilecektir. Verilen isteyendir. İsteyen de alandır. Ahirette nasıl olacak? Verilene verilecektir.
duyana duyurulacaktır. Duyana verilecek. Niçin? Hani alakadar olana verilecek. Çünkü isteme olacak bu. İstek olacak duydukların. Bak, isteyene verilecektir. Verilene de verilecektir. İkinci ayet. İstemek bir verilmektir. Yani ne mutlu yani, böyle bir dersleri duyuyoruz. Şimdi Burak okuyacağız. Burak okuyacağız. Garip yani. Burak'ın yerini bir de okuyorum. Nereden? Bunu ufaltıyorum. Niye rengi değişti? Ha, yok, pardon. Ben... Şimdi şuraya kadar arkadaşlar, ben ufaltıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam şurada oturuyordu sizin gibi. Şurada oturuyordu. Görüyor musunuz? Bu sizsiniz. Şimdi kavgamız zaten Burak'ta başlayacak. Bu sizsiniz. Burada buna Burak getirildi. Ufaltarak çabuk çıkayım diye. Allah Resulü Burak'a binerek şuraları geçti. Geçti. Bu yazılanlar hep alem. Ki o da hulasa. 18 bin alem. Geçti. Beşeriyetinden çıktı. Geçmek demek çıkmaktır. Kürse çıktıysa kürsten çıktı. Sonra bu bedenle değil mi abi? Evet. Cismaniye. Tamamen bir bedeni, ruhuyla ceset imtizaç etmiş. Beşeriyetten çıkmak ne demek o zaman Hasan abi? Giydirilen bir elbise. Yani beşeriyet, nefsemmare, levvame, mulhime, mutmainne, raze, yani her şey. Yani beşer olmak. Yani karma, zıtların cimi. Zıtlar. Girmeyelim şimdi beşere. Zor tutuyorum. Beşer. Sonra daire hayattan çıkıyorsun. Buradan da çıktı. Yani geçmek demek. Hakikatin arkadaşlar, 7 tane inkılap var. Vahiy 7 çeşittir. Ona gireceğim. İrfan. Vahiy 7 çeşittir. Vallahi ben bunu okudum. Okudum, vahiy 7 çeşittir. Şimdi saydım alemi, tam 7 tane inkılap olduğunu burada gördüm. Nasıl tevafuk etti göstereceğim size. Bak, buraya da geldi. Sonra burayı da geçti. Daire ilme girdi. Sonra buraya geldi. Zaman kavramı da yok değil mi abi? Tabii zaman ta aşağıda canım. Levim aşağıda. Zaman şurada, ille oraya yürüteceksin beni, tamam. Al arkadaş. Madem istedin, sen istedin, ben de göstereyim sana. Zaman şurada. Aa, bu. Görüyor musun? Levh-i Mahve ispat. Bu nerede bak? O ne kadar aşağıda olduğunu görmen için ufaltıyorum. Bak, ufaltıyorum. Görüyor musun? Şuraya gelmişti. Şuraya. Aa, sen zaman dedin burası. Aa, buraya. Anladın mı? Aa, zaman burası. Mouse. Buraya geldi. Burak'a geçmeden 7 tane inkılap olduğunu. Vahiy çeşitleri 7. Bir tanesi bak, vahiy Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çeşitli tarz ve şekillerde gelmiştir. Yani bu ilmi kelam şeyi, Risale-i Nur değil bu. Bunlardan bir kısmı doğrudan, bir kısmı Cebrail aleyhisselam aracılığıyla gelmiş. Bu Risale-i Nur değil. İlmi kelam ulemasının şeyi. Cebrail meleği aracılığıyla gelen vahiylerde farklı farklı olmuştur. Bunların başlıcaları şunlardır. Cebrail. Bir, sadık rüya şeklinde gelen vahiy. Yani rüyada gelen değil, rüya. Vahyin en eski, yani ilk şekli Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyku halindeyken gördüğü sadık rüyalardır. Sadık rüyalar subh gibi, gündüz açıklığı gibi çıkarmış. Tamam. İki, buna girmeyeceğiz ki çünkü Burak'a yetişelim. İkincisi, Cebrail aleyhisselam
görüldüğü halde görülmediği halde Hazreti Peygamber'e çok net bir ses haline gelen vahidir. Kendisi gözükmüyor. Bu çok net sesi Peygamberimiz çan sesine benzetmiştir. Tın, böyle. Kendisine gelen vahyin en aşırı şekli buydu. Net ses bittiği zaman Hazreti Peygamber Allah tarafından ve Cebrail vasıtasıyla bu şekilde vahiy olunan sözleri aklında tutmuş oluyordu. Sonra vahiy kaptitlerine söylerdi. Senede de Ramazan'da Allah Resulü ile Cebrail aleyhisselam karşı karşıya hatim ederlerdi. Bakayım kafasına doğru mu kalmıştır diye. Mukabele buradan geliyor. Mukabele. Tamam, karşı karşıya. Şeylik yapıyorum. 25. kare kafanızda kalsın diye. Cebrail aleyhisselam tarafın 3. Cebrail aleyhisselam tarafından Hazreti Peygamber'in kalbine nefes suretiyle yapılan vahiydir. 4. O nasıl oluyor abi? Furkan'ım, canımın ciğerim. Burak'tan Burak'a giremeyeceğim. Hep dikkat ederseniz kafam orada. Ben bunlara tek tek çalıştım, kırmızıya boyadım vesaire. Yani vallahi dünyam bu. Bununla yatıp bununla kalkıyorum. Anam bu, babam bu, hatun bu, evlat bu. Aklım bu, dünyam bu. Her şeyim bu ya. Bununla yatıp kalkıyorum. Özür dilerim. Rahatsızlığımdan kalkıp da gelen manaları yataktan yazamıyorum. Unuturum diye cep telefonu yanına koyuyorum. Sesi açıyorum, sesi aktarıyorum gelen şeyi. Yani düşündüğüm tefekkürleri. Şimdi nasıl oluyor doğru? 4'te miydik? 3 mü? Peygamber kalbine nefes suretiyle 4. Cebrail'in insan suretine gelip peygamberimize vahiy getirmesidir. Yani geçiştirmiyorum. Çok çalışmışım. Şey var. Fakat çıkamam. Biliyorum. Bir de o beşeriyeti sordu. Çıkamam. Diye. Hazreti bir de okuyayım. Cebrail'in insan suretine gelip gelip peygamberimize peygamberimize vahiy getirmesidir. Hazreti Peygamber'in en kolay gelen vahiy budur. Ekseriye Dihye adındaki sahabe suretine girerek gelirdi. Allah Allah. Ulan ne bahtiyar adammış o Dihye ya, radiyallahu anh. Severim onu yani. Vallahi. 5. Cebrail'in aleyhisselam Hazreti Peygamber'e uyku halindeyken vahiy getirmesidir. Ötekisi rüya-i sadıkaydı. Bu rüyada 40 cüzünden bir cüzüdür bu. Risale'de geçiyor. 6. Peygamber Efendimizin doğrudan Allah'tan vahiy alması. Bunu 24. sözde anlatıyor. Allah direkt vahiy verdiği var. Bir de melekleri kullanmadan verdi işte direkt. Bir de padişahın iki türlü konuşması vardır. Hatırlar mısınız? Düşük vahiy bu. Yani Allah direkt konuşması düşük oluyor. Has ona. Cebrail ile olursa genel oluyor. Umum adına, saltanat adına oluyor. Bir de okuyayım. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam doğrudan Allah'tan vahiy alması Hazreti Peygamber'in uyanık bulunduğu sırada, bak şimdi, Cenab-ı Hak ile konuşma şeklinde vuku bulan vahiydir. Bayağı konuşuyormuş böyle. Allah ile. Miraç mı? Yok yok, daha dünyada. Yanındakiler duyuyor mu aslında? He? Yanındakiler duyuyor. Yanındakiler duymuyor. Mesela senin gördüğün rüya yanındaki duymadığı gibi. Uykudayken. O söyle bağırıyor ki kulağını çınlatmış. Ama yanındaki duymuyor. 7. Cebrail aleyhisselamın asıl suretine vahiy getirmesidir. Şimdiye kadar perde kullandı Cebrail. Vahiy meleğinin kendi aslı sureti üzere görünerek Peygamber Efendimiz'e vahiy getirmesidir. Bu şekilde vahiy Peygamber Efendimiz'e sadece 2 defa olmuştu, gelmiştir.
bizzat kendisinin kim olduğunu. Hiç perde kullanmadan. Şimdi kaç tane etti vahiy? İyi dinleyin şimdi. 7 mi? 7. Bak sevgili kardeşim. Bunu kaldırıyorum. 7 tane vahiy demek. Şu Cebrail'in makamı. 1. Yani sayılmaz bu. Cebrail bu. 1. Arş. 2. Cennet. 3. Daire ilim. 4. Daire hayat. 5. Kürs. 6. Lef-i mahfe ispat. 7. Alemi şahadet. En üstte hangisi oluyor abi vahiyinin? 1 ile 7 arasında. Bu umumi genel olan vahiy. Yani Cebrail'in bizzati kendi iki şekilde oldu ya, süret kullandı, berzah kullandı, bizzati iki şekilde iki tane gördü ya, o peygamberimizin zatı bakımından en yüksektir, ümmet hakkında ikincidir. Ümmet hakkında diye veya başka suretlere girmesidir. Çünkü ümmete baktı. Ama Allah Resulü'nün kemalatı bakımından odur. Yani direkt kendisi. Şimdi eğer o yedi, bu niçin yedi kat semayı saymadık? Semayı dünya bunlar. Alemi berzah da oralar değil. Vahiy ile alakası yok oraların. Alemi berzah dünya değil, ahiret değil. Onun için bu yedi inkılaptan bir tanesi değildir. Yedi kat sema da bu alemi berzahla dünya arasındaki vücudu haricidir. O da değil. Ha demek ki yedi çeşit vahiy, iyi dinleyin. Şimdiye kadar anlattığımız, şunu söylemek için anlattım. Yedi vahiy çeşidi demek, Allah'ın kelam sıfatı var ya Kur'an, yedi tane inkılap demektir. Ne demek? Geri gideyim anlarsınız. Buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat. Eğer şey yaparsak, Nur-u Muhammedi, ondan sonra Lef-i Mahfuz. Yani inkılap demek, buz, su, H2O. Anlıyor musunuz böyle? Geri gideyim de anlayayım. Yukarıdan insem konuşmamı herkes anlamaz. Buz, su. Yani buz suyun inkılap hali. Sıfatına girmiş. Su buhar olabilir, dolu olabilir, kar olabilir, buz olabilir. Buhar olur, değil mi? Yani buz, kar, dolu, yağmur suyun sıfatıdır. Ha ne denilir? Su inkılap gördü, buz oldu. Tamam mı? Bir dişe vuruşu. Yedi vahiy çeşidi bu. Şöyle diyeyim. Şu arşı görüyor musunuz? Arş. Komutan. Dişe vurdu. Nasıl gözüktü arş? Cennet ve cehennem olarak gözüktü. Çıkart bunu da dışarıya. İnkılap geçirsin, daire-i ilim olarak gözüktü. Biraz da çıkar dışarıya, daire-i hayat, çıkar dışarıya, kürs, çıkar dışarıya, lef-i mahfe ispat, getir buraya, aha buz bu, boğazdan buz. Buz bu. Yedi inkılap demektir, yedi vahiy çeşidi, artık ne anladınız? Şimdi ben burada, Burak'a giriyorum. Burak'ı ben simgeselliği gösterdim veya gayret ettim. Nereye kadar gitti? İnkılap geçirdi demektir. Tamam. Şimdi Burak ne demektir? Bindi Burak. Ona girmek istiyor. Tamam. Sormak istediğin çok şey olduğunu biliyorum. Ama böyle çok... İnkılap tek yönlü olur Hasan abi. Her iki tarafta da inkılap olmaz ki. Oluyor. Aslına dönüştür o. Şöyle diyeyim. Miraca çıkıp geri dönmek gibi mesela. Evet. Mesela çekirdekten ağaç olmasına. Bu bir inkılap. Ağacın da çekirdek meyve olarak hulasalanması. O da ayrı bir inkılap.
Ondandır ki Miraç'a gittiler büyük zatlar, bazıları gelemedi. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki radıyallahu anh, gitmek öyle meziyet değil, dönmek zordur. Uçaklar en çok inerken düşer, giderken düşmez pek, dışarıda müdahale olmadıkça olmaz. Çıkarken pek olmaz, binde bir, çünkü güç harcıyor, mukabele ediyor. İnerken güç harcamıyor, diş etkene karşı tahammülsüz olduğu için lapır lapır oynatır. Çıkarken F1 kuvvetiyle gidiyor, rüzgara direnç yapıyor. Ama inerken kuvvet harcamıyor, o zaman oynatıyor lapır lapır. İnerken zordur, inmek yok. İdris aleyhisselam gitti gelmedi. Cennete girdi gelmedi. Muhittin Arabi gelmedi. Halacı Mansur gelmedi. Beyazıt-ı Bestami gelmedi. Veya gelemedi. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki gitmek o kadar mühim değil, inmek zor. Bırakmak mı yani? Hani öyle bir şeyi görüp öyle şeylere... Artık ne dersen bilmiyorum. 70 defa bu istiğfar edilir Allah'a istemesin. Evet. Yani buraları her gün tekrar katlediyor, aslında dönüyor. Evet. O zaman Burak olmuş. Burak oluyor. İstiğfar bir Burak çeşididir. Geçecek de ondan. Aferin. İstiğfar Burak'ımızdır. Aferin, nasıl çıkıyor değil mi? Ben de keyif alıyorum. Yani hemen ona doğru gidiliyor. Arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Ben biraz delinin birisiyim, cesaret bile. Deli cesur olur. Peygamber Miraç'a gitti. Bana getirisine beni çok en çok alakadar eden peygamberlerin şeyi o. Yani Burak'a bindi. Benim Burak'ım ne? O çok önemli. Burak ne? Burak. Burak hazır mıyız bilmeye? O iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Bakın oraya arkadaşlar. İki tılsım neymiş? Allah'a ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm insani mümini zindani dünyadan bostani cinana huzuru rahmana götüren bir musahhar atmış. Ölüm. Burak suretini alır. Ölümün kendisi Burak'tır. Burada. Ölüm Burak'tır. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz demek. Kendini yaşama, sünneti yaşa. Sünneti yaşayan kendisini yaşamamıştır, kendisi ölmüştür. Kendisini yaşamayan başka şeyi yaşıyorsa odur. Hani biz ne derlerdi giyiyoruz, ne derlerdi alıyoruz ya. Kendimiz ölmüşüz, başkası olmuşuz. Ne derler diye yaşıyorsan, ne derler diye araba alıyorsan, ne derler diye üniversite okuyorsan, sen kendini yaşamıyorsun, toplumu yaşıyorsun demektir. Ölmüşsün, toplum olarak dirilmişsin. İşte diyor ki, ölmeden önce ölünüz. Nasıl öleceğiz? Kendini yaşama, sünneti yaşa. Sünnet-i seniyi yaşama nispetine kişi ölmüştür. Ölmüştür. Külü nefsin zayikatı nefk. Her nefis de ölümü tadacaktır. Kim tadacak? Küllü ruhun değil. Nefis ölümü tadacaktır. Peki nefis öldü. Neyi tadacak? O zaman ölen ölmeyecek. Ölmeyen ölecek. Ölümü o tadacak. Ölen tatmayacak. Bütün insanların simgesi olduğunda peygamber ölüm anını beşeriyet adına konuşmuştur. Sünnete uymayanlar. Evet, sünnete yaşadıkça ölümü tatmayacaksınız. Çünkü ölmüşsünüz demektir. Ölen ölmez. Aşıklar ölmez. Ölen hayvan imiş. Yunus demiş değil mi?
nefis cihetiyle ölen ölmeyecek. Bir adam asılsa, bir dakika bir dakika gömeyin ya, 2 senesi de cezası var denilir mi? Asılmış ölmüş de artık, 2 sene cezası olur mu? Öldü. Daha ölen öldürülemez. Ölmüş, ne söyleyecek ki? Hani ayette diyordu, küllün nefsin zayikatı mevt. Nefsi ölecek. Adam zaten nefsi öldürmüş. O zaman tebdili mekan, ıtlakı ruh, tahvili vücuttur. Onun için bak ne demiş? Ölümün hakikatını gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. Çünkü ölüm denen bir şey kalmamış onlara. Çünkü niye? Ölümü şöyle görmüşler. İman ve Allah'a ve ahirete iman arttıkça, insan-ı mümin zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana, huzur-u rahmana götüren musahhar at imiş. Musahhar atmış ölüm. Senin Burak'mış o. Burak suretini alır. Ölüm hakikatini gören kamil insanlar zaten kamil olduğu için sünneti yaşıyor, sünnet yaşadığı için kamildir. Kamil olduğu için, sünneti yaşadığı için ölmüştür. Onun için tebdili mekandır, tahvili vücuttur. Itlak-ı ruhtur. Ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan murur zaman, zamanın geçmesi dar ağaçtır. O iman tılsımı ile Allah'a ve ahirete iman arttıkça insanda Sani Zülcelal'in taze taze renk renk çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havariki kudretini, tecelliyat-ı rahmetini, kemal-i lezzetle seyr-ü temaşe vasıta suretini alır. Sözler 31. Değişti değil mi? Ne mutlu bu Burak'a binenlere. Tabuta da öyle deniyor. Tabut ne alakası var be ölümle ya? Beşeriyet. Ceset o ya. Ha sen ceset mi biliyorsun insanı? O zaman öleceksin. Ha sen insanı ceset zannediyorsun. Öleceksin o zaman. Müjde sana. Hala cesetle ruhu ayırt edememişsen öleceksin sen. Küllü ruhun zayikatı mefti yok. Küllü nefsin var. Ruh ölmez. Bak bir, Burak'ın bir çeşidi ölüm. Aslan ölüm. Ne demek istiyorsun? Kardeşim huzuru Rahman'a götüren musahhar atmış. Dünya zindani dünyanın dünyaymış. Zindani dünyadan bostan-ı cinana. Huzursuz alemdeyiz. Huzurum kalmadı adam şarkı yapmış. Huzur-u Rahman'a götüren o sakara atmış bu Burak, ölüm. Ölümün neresi kötü şimdi? Aslan da at oluyordu değil mi? Evet. Aslan da at oluyordu. Allah Allah. Ölüm miraç mı oluyor zaten? Miraca götürüyoruz. Evet. Ölüm atlıyor zaten. He? Ölüm atlıyor. Ne demek? Ölüm atlıyoruz yani bir üst bölüme geçiyoruz. Ha, boyut geçiriyoruz, boyut. Ölüm demek şu. Odun. Odun 3 zıt yapıdan olur. Duman, nur, ısı. Tamam. Duman. Duman demek nefis demektir. Nur demek ruh demek. Isı demek sıcaklık odunda, hayat demek. Bir tanesini çıkartın, odun olur mu? Fethi abi odun olur mu? Olmaz. Ha. Arkadaşlar, odunun içerisinde bunlar yok. İçi dişi yok. Odun böyle odun olarak gözüküyor. Üç tanesi. Bardağın içi. Bardağın içi ayrı, dışı ayrı. Bardak içi diyebilirsin. Odunun içi diyemezsiniz. Odun olarak göründüm. Et kemiğe büründüm. Yunus gibi göründüm. Et, cesedin içerisinde ruh yok. Cesedin içerisinde nefis yok. Öyle bir şey yok. İçerisi değil. Odunun içerisinde duman yok. Odunun içerisinde nur yok. Duman ve nur kendini odun olarak gösteriyor. İçi dişi yok. Ta kendisi. Ta kendisi. Ama format değiştirdi. Şimdi geriye götürelim. Aldığını çıkart bakalım. Dumana dön. Çıkart duman elbiseni. Çıkart. Tamam çıkarttın. Çıkar nur elbiseni. Çıkar. Çıkar ise elbiseni, kül kaldı. Beşeriyetten çıkıyoruz değil mi abi? Beşeriyetten çıkıyoruz.
Beşeriyet bunlar. Evet. Giydin. Dumanı giymiştin. Abi nasıl giydin? İşte ha. Odunda duman nasıl giymişse sen de beşeriyeti böyle giydin. Ölümle zorla çıkartıyorlar. Ölümle zorla sana bana çıkartıyorlar. Adamlar zaten çıkartmış. Zaten koymuş tekmeyi, koymuş kına. At olarak kullanıyor cesedi. Ölümü fark etmiş arkadaşlar. Bak, nerede ne yapacağını bilmeyen ölümden korkar. Nerede olduğunu ve ne yapacağını, nerede ne yapacağını bilmeyenler ölümden korkan insanlardır. Neresi burası? Burası değil. Burası ahiretin üzerine tenteneli perde, odun denilen bir yapı denmiş. Odun ama hiç ömrünüzde duman görmeseniz, nur görmeseniz. Anlatabilir miyim ben size odun içinde nur var, duman var. İki zıt şey aynı yerde. Nasıl anlatacağım? Ömrünüzde su görmediniz. Buzda ben suyu nasıl anlatacağım? He? Olur mu? Nasıl anlatacağım? Ha, ömrümüzde ahireti görmedik. Dünya böyle işte. Odundan kasıt dünyadır. Odundaki dumandan kasıt cehennemdir. Odundaki nurdan kasıt cennettir. Odundaki nur oduna ne kadar yakınsa cennet dünyaya o kadar yakındır. Odundaki duman oduna ne kadar yakınsa cehennem dünyaya o kadar yakındır. Ölüm neymiş ya? Bak, ölümden korkma. Dünyada iken ölmemekten kork. Yani sünnetisini yaşayamamaktan kork. Öl kardeş, ölmek ist. Allah Resulü ölmeni istiyor. Sen hala ölmek istemiyorsun. Allah Resulü öl diyor. Sen hala ölmek istemiyorsun. Öl. Nasıl? Sünnetimi yaşa diyor. Ölmeden önce ölünüz diyor. Tamam. Haydar ulan nereye geldik ya? Deliler bölgesine diyecekler. Belki yenileriniz varsa. Zaten almaya da demişler ki sesimi de kestiler yani ve bitirdiler bizi. Ya bu ne biçim yaklaşım dedi ya. Kardeş abi burada yazıyor. Ölüm neymiş? Huzur-u Rahman'a götüren nasıl kötü bir şey olur? Ya şu anda gelse ölüme yok mu diyeceğiz yani şu anda gelse? Ona namertim yok dersem ya. Niye yok diyeceğim? Huzur-u Rahman'a götürüyor. Huzursuz dünyada. Adam yazmış yani. Huzurum kalmadı dünyada demiş. Lan huzuru götürüyor işte. Senin huzurun kalmadıysa nereye git? Nerede huzur varsa oraya git ya. Abi kime sorsan cenneti istiyor. Kimse ölmek istemiyor. Bu da enteresan bir şey. Ama cenneti istiyor, gitmek istemiyor. Gitmek istemiyor. Çok garip. Allah Resulü ölüm diyor. Ya nasıl öleceğiz? İntihar mı edelim? Kebairdir. Hadi bakalım. Burak. İrfan değişiyor değil mi Burak? Acayip şeyler gelecek şimdi Burak'a vallahi. Sözler 32'den okuyorum. Evet bütün ehli ihtisas ve müşahadenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakiyle, yani bu konuda uzman 10 tane fizik profesörü bir tedavi için sağlık ocağında bir pratisyen doktor kadar hükmü yoktur. Ha, bütün ehli ihtisas ve müşahadenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakiyle o uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda zadu zahire ışık ve burak ancak Kur'an'ın evamirine imtisan ve nevahisinden iştinab ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda 5 para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. Burak nedir şimdi siz söyleyin. İman mı? Bak, Burak noktalı virgül açılımı Kur'an'ın evamirine imtisal, nevahisinden iştinab. Emrettiğini ve nehyettiğini yapmak. Yani bir tanesi ihlas, bir tanesi sadakat.
İkisinin cemi Burak. Menfi veya müsbet ibadet. Artık genelleyin, ne yaparsanız yapın. Kur'an'ın evamirine, Kur'an'ın nehine imtisalle ortaya çıkacak haleti ruhiye Burak'tır seni. Seni taşıyor. Halet, halet. Şöyle diyeyim haleti. Halet şöyle diyeyim. Kaç yaşındasın? 32. 32. Ne zaman girdin 32'ye? Çıkıyorum artık 32'ye. Çıkıyor. 33'e Şubat. Ne zaman gireceksin? Şubat. Şubat kaç? 9 Şubat. Bak çizgi yaptık. 9 Şubat. 32'ye girdin 9 Şubat'ta. 1. 9 Şubat 2015'ten 9 Şubat 2016 senesine kadar, devriyesine kadar düşündüklerin, koy tencereye, kalpte hissettiklerin, kalbi hassasiyetlerin, koy tencereye, yaptıkların, koy tencereye, karıştır, bütününe latife denilir. O bir. Bu bir latife, tamam? Bu senin Burak'ın. Şimdi onu koyduk tencereye. 33. 33. Burak. Latife. 32'ye gel. Aynı bu da böyle. Koy. Kaç tane? 33 tane latifem var. 33 taneyi de koy tencereye. Karıştır. 33 taneyi bir yap Ahmet. Tek bir latife. O da sima. Aa bakıyor 33 yaşında ya. Bütün 33 senin gözüküyor. Namaz kıldığın, oruç tuttuğun, derslere gidip gitmediğin, kimin evladı olduğun, maddi ve manevi, dışarıdaki adamın zina yaptığı, içki içtiği, namaz kılmadığı, hepsi simahum fi vucuhihimin etheri sucud. El sinetikum elvanikum. Defteri ama gibi. Efendim, suretten maksat sirettir, ahlaktır, huydur değil mi? Evet arkadaşlar, Burak değişti. Kur'an'ın evamirine imtisal, nevahisinden içtinap. Nün bütünü, ihlas ve sadakat. Dendiği gibi yapmak, bu ne demek? Dendiği gibi yapmak, sadakat, dendiği için yapmak, ihlas, hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için sevmek, Allah için buz etmek, dostunu da Allah belirlesin, düşmanını da Allah belirlesin. Senin Burak'ın bu. Muhabbete de dayanıyor. Artık genelliğin kanuniyet. Artık bundan sonra kıyamet kopsun işte. Başka Burak. Çok severim bu işleri. İyi, bakıyor musun şey? İrfan, oraya görüyorsunuz değil mi? Ya, sorun yok değil mi orada? Size bazen dönemiyorum, bilgisayarım burada. Nasıl nasıl vazife uğrunda mücahide işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor. Bak vazife iken namaz kılan bir insan hayatı vazife içindedir. Yani namaz kılanın ömrü namazdır. Salattır. Namaz kılanın ömrü salattır. Mücahede işinde telef olan nefere şehadet rütbesini Allah veriyor ya. İki, kurban olarak kesilen bir koyuna niye sığır denmedi? O da çok önemli. Allah Resulü büyük hayvanın sütünü yiyin, küçük hayvanın etini yiyin diyor. Mübarekleşirsiniz. Sığırın etini, öküzün etini yersek kabalaşırız. Çünkü insan yediği gıdalardan mizacı müteessir olur. Zaman, zemin, tam libas. Abi nereden nereye soktun bunu ya? Bunu da demiş olayım işte. İnsanı etkileyen zaman, zemin, tam libas. Yediği, giydiği zaman ve zemin insanı etkiliyor. Burada koyun dedi. Kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine Burak gibi, ne demek şimdi Burak gibi tarif edecek, bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Emre imtisal etmek. Yani İslamiyet. Kurban. İslamiyet ya. Bineklik mertebesi. Yani mesela bir halet, bir hissiyat. Mesela Burak his diyebilirsin. His ve latifeler, duygular.
bütünlüğü. Mesela latifeyi koyun tencereye. Koydun mu? Duyguyu da koy. Yani sırayla gideyim. Duygu, göz, kulak, burun ya. Tamam? Duygu, göz, kulak, burun, dil, el. Bu basa esmaları. Koy tencereye. Duygunun arkası nedir daha latif? His. Hisin daha arkası? Latife. Ha, duygu, his, latife. Karıştır. Burak. Kürse geldi abi. He? Kürs kıvamına geldi. Kıvamına geldi şimdi. Yani kürs seviyesindeki vahiy oldu. Bu kürsteki evet. Beşeriyet. Daha kürse kadar geldim şimdi. Yani. İnkılabın beşeri. Burada sözler 203'te kürsteki ve ondan aşağıdaki inkılap. Yani ortaokul diploması var adama, ilkokul diploması var mı sorulmaz. Kürse gelmişse levh-i mahvi ispat da var içinde. Peki başka Burak'a geliyoruz. Allah, Allahu Ekber. 271 sözler, harikalar memleketinde yaşıyoruz. Abi bakıyor musun Fethi abi? Zaman bakıyoruz. Ben o tarafı okuyorum. Ha o taraf. Bak çok önemli de burası. Acaba bu misafirhane dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına ne demek? Ne demek söyleyin lügatı? Kut? Yiyecek. Gıda mı? Bir daha okuyayım. Acaba bir misafirhane dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına isteksiz. Hatır, kut kalbine ama. Acaba bu misafirhane dünyada aciz ve fakir, acizliğini ortadan kaldıran kuttur, fakirliğini ortadan kaldıran gınadır. Neyse. Lugat vermiyorum ha. Komutan öyle bir şey arama, sonra diyeceksin lan bu manyak nereden çıkarttı. Acizliğini ortadan kaldıran kut, fakirliğini ortadan kaldıran gına. Elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya. Gıda, acizlik, ziya fakirliğini kaldırıyor. Bak alt alta dizilmiş, görüyor musunuz? İsterseniz yapayım. Aferin lan Hasan, bu işi becereceksin ha. Kullanabiliyorsun ya. Bak dizilsin diye yaptım. Aciz ve fakir kalbine kut ve gına. Elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya. Aynı bak. Fakirliğini ortadan kaldıran gınadır ve ortaya çıkan şey ziya olur sende. Fakirliğini. Acizliğini ortadan kaldıran kuttur, sana gıdadır o. Tamam abi. Herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve berat aynı. Görüyor musun bak? İster istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsü'nde Nur ve Burak olacak bir namaz neticesiz midir? Veyahut ücreti az mıdır? Namaz neymiş arkadaşlar? Bak, namaz. Acaba bu misafirhane dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına. Namaz buymuş. Başka? Namaz elbette bir menzilimiz olan kabirde gıda ve ziyaymış. Namaz herhalde mahkememiz olan mahşerde senet ve beraatmış. Namaz ister istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsü'nde nur ve burakmış. Böyle bir şey neticesiz midir veya ücreti az mıdır? Demek ki namaz burakımızdır. Ne kadar hoş değil mi? Dünyada da miraç var, namazla miraç çıkıyor. Evet. Bak, namaz acizliğini ortadan kaldıran kuttur. Sana gıda olur. Ahirette
Senettin olur. Abi az önce gösterdiğiniz şu şeritte sırat nerede yer alıyordu? Sırat köprüsü mü? Evet. Yani şurada bir sırat köprüsü var çünkü Burak da oraya kadar gidiyordu. Yani sırat köprüsünden Burak'la geçiyoruz. Demek ki o aşağılarda bir yerde. Yani bu Şeceri Hilkat'te mi? Evet. Şeceri Hilkat'te o ana temaları gösterdim ya şey alimi. Hiçbir yeri yok orada. O kadar ufak bir şey. Yani şu şaşırdı. Ben de şaşırdım da. Şurada bak. Ben Alem Berza. Bak. Aa şurası. Şu. Şurası. Ayrılan burası. Burada, bu alemde. Yeri yok, o kadar ufak. Aman yarabbi. Namaz kılmayan, oruç tutmayan, davası olmayan, dersleri olmayan, Kur'an'ı olmayan, ahiret imanı olmayan düşünsün. Sırat köprüsü. Bizimle alakası var. Arkadaşlar, bir zevkimi paylaşayım sizden. Alışılmışsınız ama ahirete ümitli yaşamak, ahiretle ümitli yaşamak, ahireti kendine yakın hissetmek kadar dünyada keyifli ve lezzetli bir halet-i rüya olamaz. İmandan hariç. Bu ahirete ümitli yaşamanın kalitesinin düşüklüğü nispetinde dünyada tedirgin, telaş, sıkıntı, buhran yaşıyoruz. Ahirete ümitli yaşayan bir insanın ruhunu düşünün. Ya. Ahirete ümitli yaşayan bir insanı düşünün. Peki. Devam ediyorum. Ey aklı hüşyar. Burak'a. Ey aklı hüşyar. Ne demek hüşyar? Uyanık. Peki insanlar. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar diyor. Burada ey aklı hüşyar. Ölmüşler. Dünya cihetiyle ölenler. Kalbi müteyakkız arkadaş. Ey aklı hüşyar, kalbi müteyakkız arkadaş. Eğer şu 20. sözün başından buraya kadar fehmetmişsen 12 lemayı birden elinde tut. 22. söz var ya. Nedir 22. söz? 22. söz neyi anlatır İrfan? Tevhid abi. Tevhid. Bak diyor ki ey şu 22. söze kadar gelen ve 22. sözün 12 lemayı da okuyan, iyi dinle çünkü, lem'a, 22. sözün içerisinde 12 tane lema var, onu okuyan, hazmeden, biner elektrik kuvvetinde bir sırac hakikat buldun, bularak, buldun ne oldu? Arş-ı Azam'dan uzatılıp gelen, bak Arş-ı Azam'dan uzatılıp gelen ayat-ı Kur'an'a yapış. Onla 12 tane lema ile Arş-ı Azam'dan uzatılıp ip var ya, Arş-ı Azam'dan, Arş'tan değil ha, Arş-ı Azam'dan uzatılıp gelen ayat-ı Kur'an'a yapış 12 lema ile. Burak-ı tevfike bin. Semavat-ı hakikata uruc et.
Arş-ı Marifetullah'a çık. Eşheden la ilahe illa ente vahdeke la şerikele de. Peki Burak ne oldu şimdi? Okuyor musunuz? Burak-ı Tevfik Kefil. Tevfik Burak'tır. Peki tevfik ne demek? Allah'ın yardımı mı? Allah'ın yardımı akrabet ilahi. Hidayet. Eğer sen aklını uyandırırsan, kalbini muteyakkız yaparsan, asıl mucididini takip edersen, o 12 tane lemayı, 12 tane halet var. Hani hatırlar mısınız? Aklın kaç mertebesi vardı? Taakkulun. Söylemediniz de 12. Mertebeler bilmiyoruz ama 12 tane olduğunu. 12 tane. Altısı dışarıdan alıyor, altısı içeriden dışarıya veriyor. Bu 12 lema, o 12 tane dimadaki tahayyül. Soğan kabuğu gibi gir. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İtikad. Taakkul nerede? Burada. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Bunun içerisinde 12 mertebe var. Ahmet. 22. sözün 12 leması bu taakkulu inşa ediyor. O da sana tevfikin oluyor. O tevfik demek akrabiyet ilahi sende inkişaf ediyor. Burak'ın bu. Üstad asansörlerden bahsediyor ya. Sanki buraya bahsediyor. Evet, asansör bu. Bir tanesi bu. 7 tane asansör çeşidi var. Evet, orada da var ama şey yapamam. Oraya kadar asansör 3. kata. Ben nasıl ki 15 katlı binalara 10 kesinlikle 10 kata kadar yaya çıkarım, ondan sonra asansör binerim. Elimden geldiği kadar asansöre binmem. İnelim. Şimdi burada ne oldu? Tevfik-i ilahiye refikimiz olmuş Burak'tır. Tevfik Burak'ımızdır. Yani akrabiyet ilahinin inkişafı, yani dimağın 12 mertebesini 22. sözün 12. leması ile inşa edersek bizde şey olur, tevfik olur. Yani uygun hareket etmek değil mi? Tevfik, uygun hareket etmek. Evet, bu manada böyle diyebilirsin abi. Başka? Hakikat-ı Miraç nedir? El cevap, Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın meratib-i kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Bu kadar veciz. Miracın hakikati var, mahiyeti başka. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a biz buna girmeyeceğiz tabii. Konumuz bu değil. Burak bizi alakadar edene gideceğim. Meratib-i kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Yani ne demek? Cenab-ı Hakk'ın tertib-i mahlukata tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim. Böyle güzel anlaşılıyor değil mi şey yapmaya? İşte ustad buna tasnif etmek diyor. Böyle hiç bozmadan diziyorsun manaya göre. Ayrı ayrı isim ve unvanlarla saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbir tedbir ve icatta o dairelerde birer arş-ı rububiyet, yani her bir alemin arş-ı rububiyeti var. Aşağıda anlatacağım o şeyi. Burak ne demek? Birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar-ı rububiyet birer birer, bak, birer birer o abd-ı mahsusa göstermekle o abdi hem bütün kemalat insaniye cami. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunun toplamı Burak'tır. Bütün kemalat insaniye cami, hem bütün tecelliyat ilahiye mazar. 2. 3. Hem bütün tabakat-ı kainata nazır. 4. Nazır. Ve saltanat-ı rububiyetine dellal. Ne etti? 1, 2, 3, 4. 5 okuyorum. Marziyat-ı ilahiyenin mübelli.
altı tılsımı kainatın keşafı yapmak için Burak'a bindirip. Bunların yekünü insanda oluşunca Burak oluyor ona. Derecesine göre. Burak'a bindirip. Biraz da devam edelim. Biraz ince olduğu için burayı geç. Anladık, kabul edelim. Berk gibi semavatı seyrettirip, kat-i meratip ettirerek, kamervari menzilden menzile, daireden daireye, daireden daireye, rububiyet-i ilahiye temaşa ettirip, o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek Tabu Kavsin makamına çıkmış. Neresi biliyor musunuz Tabu Kavsin? Şu. Ah, bak buraya çıkmış. Okunuyor mu şeyden, duvardan? Kabu Kavse ne demek, görüyor musunuz içerisini? Ha bu. Burası. Burası, evet. Buradan aşağı B var ya, B. B'nin şeyini görüyor musunuz? Ters B, altındaki A nokta. Şu B. Bunun altında da nokta. Buna vacip alemi, şurası. Vacibül vücut. Haşa, anlamak için söylüyoruz. Allah'lık alemi, şurası, maosun olduğu yer. Allah'lık alemi, şurası, şu maosun olduğu yer, mümkünat alemi, yaratılan alem. Burasına da berzah deniliyor. Mec'ul. Mec'ul denilir. Yani haşa, vacip değil, şurası değil, mahluk değil, berzah. Abi ne demek? Kabir. Kabire ne deniliyor? Alemi. Berzah. Ahiret değil, dünyada değil. Ahiret ne zaman olacak? Kıyamet kopunca haşirde toplanacağız. Başka örnek vereyim berzaha. Çekirdekteki program. Hiçlik değil, ağaç değil. İlmi vücut. Berzahtır. Anne karnındaki çocuk 9 aylık olduğu halde dünyaya geliyor, bir günlüktür. Gaybda değil, şehadette değil, berzah. Tamam. Mesela su berzahtır. Buz ile H2O arasında. Tamam, şimdi geçiyorum. Ne dedik? Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselam şuraya kadar gelmiş. Buna imkan deniliyor, şu masum olduğu yer. Arkadaşlar, anlamazsan bile duy. Çünkü cennette diyeceksin ki ya Rabbi, bir şey diyordu o adam ama anlamıyordum. Ha, o neydi? Onu istiyorum deme yetkisine sahip oluyorsun. O ne diyordu Allah'ım? Ama cennette şimdi sen neler duyuyorsun? Ya Rab puri ver, al. Ya Rab baklava ver, al. Tamam. Ne istiyorsun lan? Ya, tamam. Zaten öyle diyecekmiş. Cennete girince adam böyle lal kalacak ilk girişte. Tam 40 sene geçecekmiş. Böyle bakıştan hadis de geçiyor. Hiç kıpırdayamıyor. Böyle Allah Allah. Bir munadi gelir. Ey Allah'ın kulu. Ey Allah'ın kulu. Allah'ın nimetlerini. Niçin böyle geri kalıyorsun? Allah'ın vaadini unuttun mu? Dermiş ki, bundan daha bir şey var mı? Ondan sonra içeriye girer diyor, bir dala meyveye takılır, tam 40 yıl geçer. Çamaşır ipine unutulmuş çamaşır gibi. Hani gezi gider adam, mandallar orada çürümek yüz tutar çamaşır. Dala gelir, ondan sonra adam gelmek zorunda kalır, munadi. Ey Allah'ın kulu, Allah'ın bunca nimetini niye burada dal? Niye dalıyor biliyor musun? Aptallaşmıyor. Bir lokma ötekisine, bir an ötekisine hiç alakası yok. Birincisi, ikincisiyle hiç alakası yok. İkincisi, üçüncüsüyle, dördüncüsü, beşincisi sonsuz. Peki, lezzetin başlangıcı nasıl olacak külliyattan bulduğum? Cennette ilk lezzet nasıl başlayacak? Dünyada cismani veya manevi, yani manevi tefekkürler olur,
gıda olur, gezme olur. Dünyada lezzet adına, moral adına, huzur adına ne biliyorsun? Hepsini topla. Topla, 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 paket yap. Cennetteki ilk lezzetin tümünün toplamıdır ilk başlangıç. Bu nokta ikinci ana hiç benzemeyecekmiş. O nasıl olur? Bir daha söylüyorum. Ruhani ve bedensel tefekkürü haz olur, manevi coşkunluk olur. Bedensel lezzetler olur. Cinsellik, her şey müsbet adına. Hepsini topla paket yap, kartopu. İlk adımın bu. İkinci, bir an sonraki hiç bununla alakası yok. Ondan sonraki hiç bununla alakası yok. Yükselerek gidiyor. Ne olur artık. Katlanarak. Peki adam kalmaz mı? Olan beşincisi ne olacak acaba? Böyle kalmaz. O zaman mecbur adam geliyor. Munadi geliyor. Diyor ki cehennemde ruhsal ve bedensel bütün karanlıklar, bütün olumsuzluklar, burhan, bunalım, panik atak, efendim sıkıntı, dert, keder toplam hayatında topladığın ne kadar eylem var? Olumsuzluk adına topla, paket yap, koy cennet, cehenneme. İlk adım bu adamın. İkincisi de hiç buna benzemeyecek. O bizimle alakası yok. Yok. Nasıl inanırsanız öyle muamele edecek Allah'a. Bak şimdi. Nereden yedik? Niye geldik buraya? Kabı kapsenden geldik. Neyse geçelim bir şeye. Bak. Az kaldı herhalde. Burayı yaptık mı? Ha. Bir daha okuyayım. Belki bir semavatı seyrettirip katime ratip ettirerek kamervari menzilden menzile hani ay burçlardan dolaşıyor ya. Kova burcu işte ne burcu bir sürü burçlar var ya. Kamervari menzilden menzile daireden daireye rububiyet ilahi temaşa ettirip yani ay nasıl böyle daire daire burç burç var ya. Kova burcu, aslan burcu hani diyorlar ya. Ha nasıl ki onun gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da daireden daireye semavattaki makamlarda bulunan ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek ta Kab-ı Kavsen makamına çıkarmış. Ne yapmış orada? Kab-ı Kavsen'in şu. Bir daha yapayım. Şuraya çıkarmış. Burası ne de neresi göstereyim size? Bak burası bütünlük içinde gösteriyorum. Aa buradan. Bak. Çıkarmış demek. Resulullah şimdi bak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada olsa haşa. Bak çıkıyor. 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 Hep görüşüyor bunlarla. Görüyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıktı. 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 Çık ya Resulallah. Çık ki beni de götürüyorsun. Çünkü benim için çok önemli. Ben de varım çünkü onda. Çık. Çekirdekte dal budak her şey var. Çık. Çık ya Resulallah. Çıktı. Çıkıyor. Çıktı. Buraya kadar çık. Keşke daha çıksaydı ama yok daha. Buraya kadar geldim. Ha. Şimdi gördünüz mü orayı? Ta Kab-ı Kavsen makamına çıkarmış. Ne olmuş orada? Bak. Şurası mahlukat. Burası da Allah'lık hakikati. Şurası. Şurası mahlukat. Şurası Allah'lık hakikati. Şuraya gelmiş. Burada artık görüşüyor. Ne diyecek bakalım? Cenab-ı Hak ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine mazhar kılmıştır. Burak ve Refet abi. He? Kelamına Burak, rüyetine Refet. Aferin. Kelamına Burak. Burak. Rüyetine Refref. Refref. Niye anlatmadım onu, önceden onu ya? Neyse. Burak. Anlatın peki. Burak nereye kadardı? Arşa kadar. Lef-i mahfuzdan sonra refref oldu. Refref tekrardır. Katmanlar gibi. Refref. Zelzel. Zelzel.
başka yemek yemek. Vesves. Vesves. Ref yani makam 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 makam. Ref ref tekrardır. Vesves e. Tamam. Şimdi refrefe binmiş. Nerede binmiş? Artık arşa kadar durmuş. Burak'a kadar. Arştan sonra refrefe binmiş. Lef-i Mahfuz'dan artık Allah Cebrail'i de bırakmış. Yani şu. Ezberi yapmayalım. Ya kardeşim böyle dersi nasıl yapayım? Bu olayları, miracı artık şekillenmiş. Bunu da anlamıyorum derseniz anlamamışsınız demektir. Bak arkadaşlar şuraya kadar Burak'la gelmiş şu masum olduğu yer. Şuradan sonra at değiştiriyor. Atı değiştiriyor. Refrefe biniyor. Cebrail de burada. Şu masum olduğu yer. Cebrail diyor ki ya Muhammed bundan sonra şu çizgiden ben daha gelemem. Ben yanarım. Bundan sonra Allah Resulü gitmiş şu kırmızı yerden. Buradan bak görüyor musunuz? Şu arşla şurası refref yolu. Şu. Bazılarının dediğine göre refrefi buradan binmiş Cebrail'le. Burada Cebrail'e şey yapmış. Ama Risale'de öyle geçmiyor. Buradan refref. Tamam mı arkadaşlar? Refrefe binmesi, refref ne demektir? Ona geçeceğim. Ama buradayken hemen geçeyim isterseniz. Refref şu. Oo daha neler var ya? Burak bitmemiş abi. Burak bitmedi doğru. Lugat vardı notlarım. Ha. Nereye gitti bundan ya bu? Demin tam geldin kaçırdın. Aşağıda. Aşağıda aşağıda. Nerede ya? Geri döndüğün yer. Ha ha. Refref. Refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kab-ı Kavsen'e koşup giden zat-ı nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazımdır. Cebrail'i arkada bırakan sistem. Nedir o? Okuyayım onu. Not şey. Ben okudum dersi biraz çalıştım geldim. Şu. Lef-i Mahfuz sanki berzah. Yani şurası. Bak şurası. Şu var ya Cebrail burası. Cebrail refrefe binememiş. O zaman refref buradan başlamış. Ama Burak da buraya kadar gelmiş. Sanki burası Cebrail berzah. Tamam. Lef-i Mahfuz'a kadar Burak. Lef-i Mahfuz'dan sonra ise refrefe biniyor. Allahu alem refref ne demektir diye şey yapıyorum. Allahu alem kalp gir içeriye, ruh gir içeriye, sır gir içeriye, hafi gir içeriye, ahva. Lugat manası yukarıya kaldırma, yüceltme, geldiği yerden hükümsüz bırakma. Yani geldiği alem-i şehadetten, arştan, cennetten hükümsüz bırakma. Onun alametlerini yani buz, su oldu. Artık buz yok. Hükümsüz kaldı. Abi ben çok özür dilerim. Ya bana kızacaksınız anlattıklarına tamamen boşa gitti diye. Ya da ben anladığım bir şeyi söyleyeceğim. Şimdi ben anlıyorum ki Hasan abicim bu çekirdeği asli de aslında Burak var. Yani çekirdeği asli de biz çekirdeği aslinde bir parçasıysak eğer demek ki o Burak zaten bizim içimizde. Demek ki biz yani diyorsunuz ya her şey bizim içimizde verdiğimiz tepkiyle kademeleri atlıyoruz. Demek ki biz Burak'a kendi içimizde var olan bir şeyi istersek imanla ulaşıyoruz. Ama bizim içimizdekiyle Burak'la gidebileceğimiz nokta bir yere kadar. Ondan sonrası Allah'ın inayetiyle Peygamber Efendimiz'i kendine alıyor. Yani bizim gideceğimiz yer oraya kadar herhalde. Aferin. Doğru demiş. Nur, Burak, mana, refref. Nur-u Muhammed'in içi. Doğru anlamış. Çok güzel anlamış. İnkılap. İnkılaptan bahsediyor. Nur-u Muhammed'in içinde ne vardı Harun? Nur ve mana. Nur Burak'a bakar, mana refrefe bakar. Emir biri irade. Biri emir, biri irade. Biri rububiyet, biri rububiyet. Veya nazari kader, bedihi kader.
Bugün işledik ya. Nazarı kader ve bedi kader. Refref böyle bir şey. Şimdi geçelim yukarıya kaldığımız yerde. Siz bana söyleyin geçmeyeyim ki çabuk bırakalım. Ben de uzattığımı farkındayım. Gerçi mübarek gecedir ama burayı yaptık mı? Yapma ya. Buralar dağılacak mı? Ha, peki şu çabuk çabuk geçeyim. İşte bir saatte meşhudatımız, bir saatin saati sayan ibresine binen zişur şahsın meşhudatı kadar olduğu ve hakikat ömrü o kadar olduğu halde aşire ibresine binen şahs, şöyle düşünün, bir saat düşünün, 10 tane ibresi var, bir tanesi saati sayan ibre olsun, uzunluğu 1 santimetre olsun, 1 santimetre saat, onun 60 kat uzunluğunda saniyeyi sayan olsun. Onun uzunluğu kaç santimetre olur? Ersan? 60. O 60'ın da 60 katı dakikayı sayan olsun. O ibrenin uzunluğu ne kadar olur? 3600 mu? 60 çarpı 60. 36. 3600. Peki. Dördüncü ibrede onun 60 katı olsun. Beşinci ibrede onun 60 katı olsun. Altıncı ibrede onun 60 katı olsun. Yedinci ibrede onun 60 katı olsun. Sekizinci ibre onun 60 katı olsun. Dokuzuncu ibre onun 60 katı olsun. Onuncu ibre onun 60 katı olsun. Dünyamızın güneş etrafında çizdiği dairenin yarı çapından daha büyük olur. Uzunluk. İşte bir adamı şeye koyun. Bir santimetre uzunluğunda akrebe koyun. Saati sen. Ucuna koy adamı. Öteki adamı da 10. ibrenin ucuna koyun. Aynı saatte aynı yeri mi gezerler, aynı yeri mi görürler? Ama aynı saatte. Yani akrep bir saatte aldığı mesafe ve ucunda oturan adamı gördüğü saat. 10. ibrede olan adamın aldığı mesafe ve gördüğü alem aynı. Saat aynı mı? Değil yani. 60'ta biri. 60'ta biri kadar yer gezmiş oluyor. Birisi böyle görüyor, birisi bu kadar yani, gibi yani. Ne 60'ı? Bak, akrep bir saat hareket ederse şu kadar. Saat aynı. Bir saat. Ama 10. ibrenin bir saatte aldığı mesafe dünyamızın güneş etrafında çizdiği daireden daha büyük bir daire. Saat aynı. Miraç bu. Ha, kısa bir zamanda nasıl böyle yapabildi? Örnek bu. Yani kısa bir zamanda oralara nasıl gitti? Nasıl oraları gördü? Misalimiz o. Biz akrepte oturuyoruz. 10. ibreye oturdu. Aynı saatte dolaştığımız, gördüğümüz yer farklı. İşte diyor ki aşire ibresine binen şahıs gibi aynı zamanda, dikkat edin bak ekrana, bak aynı zamanda o muayyen saatte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Burak-ı Tevfik İlahiye biner. Demek ki Tevfik İlahi Burak'tır. Berk gibi bütün daire-i mümkünatı kat edip acayip bir mülk ve melekütü görüp, mülkü ve melekütü görüp daire-i vücut noktasına çıkıp sohbete müşerref olup rüyeti cemaliyle mazar olarak fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir. Başka? Şimdi bunu şöyle şey yapayım ama çabuk olsun çünkü bunu atlayacaktım ama atlamayayım. Sebebi hilkat eflak ve vesile-i saadet-i dareyn Habibi Rabbul Alemin olan Zat-ı Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'a karşı nasıl ki melaike nevinden Hazreti Cebrail Aleyhisselam kemali muhabbetle hizmetkarlık ediyor. Melaikelerin Hazreti Adem Aleyhisselam'a inkiyat, bak melaikelerin Hazreti Adem Aleyhisselam'a inkiyat ve itaatını ve sırrı sucudunu gösteriyor. Öyle de
Ehli cennetin, hatta cennetin hayvanat kısmının dahi o zata karşı alakaları, bindiği burakı, hissiyatı, aşıkanesiyle ifade edilmiştir. Yani niçin ben bunu koydum? Hissiyatların bütünlüğüdür burak. Çift tarafta değil mi abi? Sevk şevk gibi. Evet. Nasıl dedin abi? Sevk ve şevk gibi. Evet gibi. Ha, hissiyatlar var ya, hissiyatlar, kalbi hissiyatların bütünlüğe getirme nispetinde sende burak oluyor. Binip geçiyoruz. Çünkü his bağdı. Abi bu, yani ben tefekkür ettim, bir şey paylaştım da. Doğru olmadım, tam şey yapamadım. Şimdi Burak'la alakalı yerlerde usta sürekli rububiyetten bahsediyor abi. Biz hani rububiyetten uluhiyete gidiyoruz ya. Cenab-ı Hak bize rububiyeti hissettiriyor. Anlamamızı istiyor. Zaten biz Kalübela'da seçimimizi yapmadık mı abi? Yaptık. İşte biz burada yaptığımız seçimi anlıyoruz abi. Cenab-ı Hak bize bütün mertebelerde hissettiriyor bize. Hissiyatımızla itiliyoruz. O yüzden Burak hissiyatı. Zaten bu cümleyi esas alarak demiştim ben size. Burak hissiyattır diye. Bu 304'teki mektubat 304'teki. Aynen bu, yani bu mana. Yani rububiyetten uluhiyete gidişteki seyri sülükün adı Miraç. Evet. Ve hissiyatlar hissettiriyor Cenab-ı Hak bize. Seçimimizi anlayalım ki şeyden Burak'tan sonra refefe bilebilmeniz için. Hani mesela diyelim ki birisi Einstein'ın teorisinin üzerine bir şey koymaz için ilk önce Einstein'ın teorisini anlaması lazım ki üzerine bir şey koysun. Hani yarıda kaldığı bir şeyi devam ettirebilmesi için buraya kadar yaptığı kısmı anlasın ki ondan sonra ileriye gitsin yani. Anlamadan ileri geçilmiyor ya. Yani. Geçilmiyor. Doğru. Başka? Arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel aslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan o ecel aslanı bir burak olur. Eceli gördünüz mü? Ne yapar bizi? Bak, ecel burak oluyormuş. Bizleri rahmeti rahmana ulaştıracaktır. Ve illa o ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar. Ölmezsen dünyada parçalanacaksın. Başka? Oo, çok acayip bir yer. Bu net. Burayı herkesin görmesini istiyorum. Sanki hidayet ilahiye bir burak olup müminlere gönderilmiştir. Müminler tarik-i müstakimde olan müstakimde ona binerek arş-ı kemalata yürürler. Hidayet. Hidayeti kim anlatacak? Hidayet nedir? Bir cümle. Ruhun cennetidir. Evet, çok güzel. Hidayet ruhun cenneti. Başka? Hidayet. Allah tarafından. Allah canibinden akrebiti. Allah canibindeki tecellisi. Yön. Allah hidayet ediyor kuluna. Onaylarsan iman olur sende. Hidayeti onaylarsan iman. Yani güneş dışarıdan geliyor. Bizim iktidarımız yok. Evet. Eğer perdeyi açarsan içeriye güneş girer. Güneşte misal Allah, ışıktan kasıt hidayet. Evde kasıt sen. Perdeyi açarsan onaylıyorum diye içeriye giren ışık da iman. Allah tarafından gelen akredite herhalde bunu anlatan en güzel söz oldu Hasan abi. Yani bu şimdi ne kadar iyi gazeteci olursan ol, oradan akredite yapılmadı mı bilemiyorsun. Bilemezsin. Peki, Risale, şimdi eylem itibariyle Risale-i Nur'a bak ne diyor, eylem. Risale-i Nuriye, Esrar-ı Kitabullah, alemi ziyalandırdı. İnşallah daimi ziyalandıracaktır. Ve öyle bir şaheserdir ki, etrafında toplandığımız eser. Selef-i Salih'in eserlerinin sonunda gelmek de hepsinden ileridedir. Çünkü Kur'an nasıl la teşbih ve la temsil bütün kitapları, suhufları cem etmiştir. Son müceddidin eserlerinde de önceki müceddidlerin bütünü içindedir. Öyle mevzul bir şey, feyiz var ki en zulmetli kalpleri dahi nuru iman ile nurlandırır. Ve öyle bir marifet ilahiye serd-i beyan eyler ki körler bile körlere bile gösterdi. O benim gözümün nuru, kalbimin sururu, gönlümün bülbülü, ruhumun gıdası, latifemin incilası, canımın cananı. Ben onun her bir hakikatine 1000 can versem inşallah bir cana mukabil bakide bir can alacağım. 1000 can alacağım. O benim kabirde enisim Risale-i Nur, berzafta refikim Risale-i Nur,
Mizanda amalim Risale-i Nur, sıratta Burak'ım, cennette yoldaşım. Sikke-i Tasdik Gaybi 183. Bunun sırf buna sayfa söylüyorum. Burada dersler devam edecek galiba. Dersler evet. Güzel. Demek ki Risale-i Nur buymuş. Peki. Burak başka bir şey. Divan-ı Harbi Örfü 69. Burak-ı Meşveret-i Şeriye fikren bineceğiz. Arkadaşlarımızın uhuveti bizi Burak yapıyor. Meşveret etmek Burak'tır. Muhabbet Burak'tır. Sohbet ihvan Burak'tır. Meşverete Burak diyor ustad. Sizi bir yere taşıyandır. Meşveret ve emrum şura beynehum. Evet. Peki. Notlarım. Cennetten getirildiğine göre cennete kadar ki seni taşıyan, inkılap ettiren zemin, yapı, işletim sistemi. Buna hissiyatlar, latifeler de denilebilir. Duygular, hissiyatlar, latifelerin cemi. Cebrail getirdiği cinsinden Cebrail getirmedi mi Burak'ı? İyi dinleyin burayı. He komutan. Burak'ı kim getirdi de bindirdi? Cebrail aleyhisselam. Cebrail getirdiği cinsinden olduğundan vahinin değişik cinsidir Burak. Değişik bu. 7 tane ulemanın saymış olduğu vahinin farklı bir hakikati. Çünkü Burak'ı getiren Cebrail'dir. Bin ya Muhammed'dendi. Oysa Cebrail vahiy getiriyordu. Vahinin, şimdi ona yaslanın, onu söyleyeceğim. Kendi kanaatim. Bir daha söyleyeyim ki kanaatim şey olsun. Cebrail vahiy getirir. Ama Burak getirmiş. Buna bin ya Muhammed demiş. Tamam? Allah Resulü diyor ki kanaatim ama. Ahirette mesuliyet istemem. Peygamber dedi ki aleyhissalatü vesselam bana Kur'an kadar bir Kur'an verildi ama size anlatmaya mesul değilim. O. Hakikatin en ucu o. Saydık konuştuklarım hep onun inkılap düşükleri. Hissiyattır, hidayet-i ilahi vesaire. Meratiplerin düşüğü. Bunu kim mazhar olur? Rahim ismine mazhariyet nispetinde ondan hisse alır. Onun ümmetinden. Çünkü bakın bana diyor Kur'an kadar Kur'an verildi ama size anlatmaya mezun değil. Yani Kur'an kadar bilmezdi Resulullah. Özelliği de vardı. İşte ne dedim? Cebrail'in getirdiğine göre getirdiği cinsinden olduğundan vahyinin değişik cinsidir. Bilmiyoruz. Peki neydi? Şu ne kadar konuştuğumuz neydi? Bir sürü şeydi. Bu zirvesi. Bu biz efendim hidayettir, hissiyattır, tamam mı? Akıl bütünlüğüdür demiştik. O aşağılar. Peki. Burada kesiyoruz. Şeyi anlattık galiba. Refrefi. Refrefte Cebrail'in dışında bir yapı. İnsana has kalp, ruh, sır, hafi ve ahvanın bütünlüğüydü. Refref tekrardır. Yani raf demektir. Raf 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 raf. Ref 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 ref. Zel 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 zel. Ves 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 e. Zel zele. Zel zel e. Zel zel e. Ves ves e. Yemek yemek. Merdiven tekrar.
Geniş, 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 gel, 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 gel. Aynı şeyin tekrar ama mana farklı. Refref. Cebrail'in Cebrail'in dışındaki bir Allah'ın peygamberimizdeki özel münasebeti ki o Cebrail getirmedi o Kur'an'ı. Allah direkt verdi. Kur'an kadar bir Kur'an'ı Cebrail'siz aldı. Ben binemem dedi Cebrail. Nedir o? Kalp sende var yani. Ruh, sır, hafi, ahvanı, bütünlüğü. Keyfiyeti bil. Gecemiz, geceniz, gündüzümüz mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak bu gecelerin hürmetine ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin. Allayan alem İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürsün. Amin. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü şefaatini mazhar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak çoluk çocuklarımızı, usul ve furularımızı, insin ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan hıfz-ı emin eylesin. Vahır davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha'tı mâ selavatı.